Herkese merhaba. Uzun süredir üzerinde düşündüğüm mekan açma serisine başlamak istiyorum. Bu seride mekan açmakla ilgili hayaller ve gerçeklerden bahsedeceğim. İlk konumuz para ve heyecan yeter mi? İlk mekanımız kendi mekanım olan Turka Kafe Restoran küçük bir işletmeyiz. Bugün günlerden de pazartesi, tatildeyiz. Bu vesileyle bu seriye başlamak istedim. Pardon. Öncelikle çoğu videomda olduğu gibi tek cümleyle özet geçmem gerekirse mekan açarken sadece para ve heyecan yetmez. Ve biraz kafe açma, çoğu insanın kafe açma hayali vardır. Biraz ona değinelim. Bu hayal nereden gelir? Diyelim ki Ayvalık Cunda Adası'na gittiniz. Denize nazır güzel bir kafede oturuyorsunuz, kahvenizi söylediniz, yudumluyorsunuz. Denizi izlerken içinizden geçiyordur. Keşke benim de böyle bir mekanım olsa diye veya ileride mutlaka böyle bir yere gelip bir kafe açacağım düşüncesi. Veya İstanbul Beşiktaş'tasınızdır. Kalabalığın içerisinde küçük bir mekanda, küçük bir kafede otururken, baristaların müşterileriyle sohbetlerini, kahkahalarını izlerken, siz de kahvenizi içip insanları, yolda yürüyen insanları seyrederken içinizden geçiyordur. Keşke ben de mi bir mekan açsaydım? Ya da bir mekan mı açsam acaba? Böyle bir mekan mı açsam acaba diye içinizden geçiyordur. Tabii ki bu hayallerin sebepleri var. Öncelikle şehir hayatının gürültüsü ve karmaşıklığı, sabah 9 akşam 5 mesaili işlerin getirdiği monotonluk veya mekan açan başka insanlara duyulan özenti diyebiliriz. Bu sebeplerden dolayı insanlarda kafe açma hayali oluyor olacak. Tabii ki konuyu daha derin irdelediğimizde kimi insan takım elbisesinden kurtulmak, kimisi giydiği topuklu ayakkabıdan, kimisi patronundan, kimisi sıkıcı işlerinden kurtulmak için kendisine temiz, basit ama şık bir alan yaratmak ister. Bu yarattığı alanda çalışmak, yaşamak, sevmek, arkadaşlıklar edinmek, sohbetler etmek ister. Eğer sizin de kafe açmak için benzer sebepleriniz varsa hemen harekete geçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekler sizin düşündüklerinizden çok daha farklı olabilir. Bu hayaliniz olsun ama mekan açmaya hareket etmeden önce benzer kafeleri gezip gözlemler yapmanızı, kapanan ya da devreden mekanları araştırıp niye kapandıklarını, niye devrettiklerini araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü son yıllarda çoğu mekan yaptığı yatırım geri dönmeden kapanmış ve sahiplerinin hayalleri hüsranla sonuçlanmıştır. Elbette siz iyi bir girişimcisinizdir. Güçlü bir karakteriniz vardır. Düştüğüm yerden kalkmasını bilirim diyebilirsiniz. Tabii ben de size yatırımı yaparken aldığınız borçları veya kredileri toptancıya veya dekorasyon şirketine, diğer işletmelere olan borçlarınızı hatırlatırım. İlk yaptığınız yatırımı belki de kendi birikimlerinizle yaptınız. Borcunuz yoktur ama bir sonraki aşamaya geçtiğiniz zaman, yani işletme kısmına geçtiğiniz zaman orada da masraflar gelecektir ve bunu hangi parayla yapacağınızı iyi düşünmeniz gerekir. Elbette başarılı sonuçlar almayı herkes ister ama kaybetme ihtimalini de lütfen aklınızdan çıkarmayın ve kendinizden emin olana kadar harekete geçmeyin.